Merhaba arkadaşlar. Şu an derse devam ediyoruz. Göreceğimiz konu summary, yani summary diye geçiyor. Summary bir metoda, bir değişkene veya tanımladığımız herhangi bir şeye kullanım amacını anlatacağımız bir arayüz. Bir kod bloğu, hani otomatik oluşuyor zaten. Ama bu diğer IDE'lerde var mı bilmiyorum. Bu Visual Studio ile alakalı bir şey. Yani C Sharp'la bağımlı değil. Visual Studio bunu sağlıyor. Herhangi bir metodun üstüne geldiğimizde genelde metotlarda kullanıyoruz. 3 kere bu numaratör kısmı, numarada kısmındaki slash'a 3 kere bastığımız zaman bakın summary oluşuyor. Hani belki de yanlışlıkla yapmışsınızdır. Bunlar ne deyip silmişsinizdir. Yani öyle birçoğumuzun başına gelmiştir. Buna denk gelmişizdir. Bu arada önceki videoda çok fazla kuş sesi gelmiş. Şöyle bir sıkıntı var. Bu arkadaşlar evdeki davlumbazın bu duvarda işte dışarı çıkan bakan kısmına yuva yapmış. Durum böyle olunca bir şey yapamıyoruz yani. Evin içindeymiş gibi geliyor. Yani yuva sanki evin içindeymiş gibi ses geliyor. Davlumbazın borusunun içinde oldukları için. Çalıştıramıyoruz da yani artık davlumbazı da kullanamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız olmuş. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Kuş sesleriyle birlikte derslerimize devam ediyoruz. Bu metodun nesne üret ve ekle metodunun amacını anlatacağız. Yani ne iş yapar bu? Nedir değil. Bakın hani nedir değil, ne iş yapar. Amacı ne? Onu anlatmamız gerekiyor. Nesne üretir ve forma ekler dersek ve verilen kontrolü ekler. Bu kadar. Amacı bu. Şimdi burada parametreler var. Parametrelerin açıklamalarını yazıyoruz. Eklenecek nesne hangi kontrole eklenecek. Ya da şöyle yapalım. Eklenecek nesnenin ekleneceği kontrolü yazın. Şöyle yapalım. Panel group box veya low layout panel CTRL'e eklenmesini istediğiniz nesne adı diyelim. Burada ben biz farklı isimler verdiğimiz için şöyle yapalım. Buton eşittir buton label eşittir label txt eşittir textbox başka ne yazdık chk eşittir checkbox rad eşittir radyo name nesnenin adı nesnenin beklenecek nesne gelecek nesnelerin geleceği kontrol yol layout panel mi? Yön ve horizontal
Vertikal. Peki. Tamam. Şu an mesela ne yaptık? Açıklamalarımızı yazdık. Şimdi bunun güzelliğini görelim. Nasıl bir güzellik olduğunu bir görelim. Şunu siliyorum. Bakın şöyle yaptığım zaman öncekiyle şimdiki haftaki farklılığı gördünüz mü? Görmediyseniz fark bu. Bakın bunda summary yok. Bunda da summary yok. Ama bunda var. Şimdi neymiş farkı? Burada açıklaması ve nesne üretir ve verilen kontrole ekler. Şu an hangi parametre istiyor benden? Container parametresini istiyor ya. Şu an onun üzerindeyiz. Eklenecek nesnenin ekleneceği kontrolü yazın. Panel, group, box, follow, panel. Panel 1. Virgüle bastım, bakın aşağısı değişti. Neredeyim ben? Şu an CTRL'deyim. Eklenmesini istediğiniz nesnenin adı. İşte BTN eşittir buton. Label eşittir label. Tamam. BTN istiyorum ben. Virgül. Name. Nesnenin adı. BTN. Alt tere de gerek yok. Yani yazılacak adı. Eklenecek. Eklenen buton diyorum. Virgüle basıyorum. Flow layout panel mi? Eklenecek nesnelerin ekleneceği kontrol flow layout panel mi? False. Hayır. Yön H horizontal ve vertikal diyor. H diyor. Bakın virgül attım. Sonraki şeye geçtiği için hani overload değiştiği için artık şeye çıkmıyor. Şu an açıklama çıktı. Üzerine bak, bu şöyle üzerine geldiğimizde nesne üretir ve nesnelerden nesneleri kontrole ekler diye zaten altında da açıklama geliyor. Mesela bunda da geliyor. Bunda da geliyor. Bunda da geliyor. Ve bunda gelmiyor. Niye? Çünkü bunun adres dediği şey farklı. Şu. Her birine bu şekilde eklediğimizde metotların, klasların herhangi bir şeyin adını açıklamasını görebiliyoruz. Slash 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 diyorum. Eklenecek nesnelerin name özelliklerine eklenecek olan son ektir. Ektir. Şimdi geliyorum. Counter nerede? Counter. Bakın counter'a geldiğim zaman bak altında çıkıyor. Eklenecek nesneleri neye özellikle eklenecek olarak son ektir. Bu şekilde değişkenlere de isim verebiliyoruz. Geldik. Bla 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 dedim. X'e geldiğim X nerede? Bakın bla 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 altında yazıyor. Bazen anında gözükmüyor. Ekranı kapatıp hani şöyle kapatıp açmak gerekebiliyor. Öyle bir şey oldu. Hani böyle yazdınız, baktınız göremiyorsunuz eklendiğini. Bir kapatıp açın. Veya bir kere projeyi build edin. F6 ile. F6'ya basarsanız proje build olur ama çalışmaz. Bakın şurada gözükecek şimdi. Build started diyor. Gerçi siz göremiyor olabilirsiniz kameradan. Şu köşede, şu altta bakın şurada. Mouse'u takip edin. Aşağıda yazıyor. Hatta şöyle gösterebilir miyim? Evet. Bakın şurada build success diye hani build edildi şu an. Tamam. Summary'de bu şekildeydi. Yani bunu da çok aşırı derecede abartmadan kullanmak güzel olur. Yani zaten ne olduğu belliyse mesela counter'a yazmaya gerek yok. Tamam mı? Adam ise counter üzerine tıkladı. Bakın zaten her yerde işaretleniyor counter'la nerede kullandıysam. Hatta şurada da görebiliyorum. Bakın şurada şöyle göstereceğim şimdi. Metodu açtım. Şunu da açtım. Bakın. Şurada bir şey var. Görüyor musunuz? Nokta var. Bu noktaya geldiğim zaman counter'ın orada kullanıldığını görebiliyorum zaten. Counter. Counter. Yani şurada bak adam zaten
Bilen biri baktığı zaman Counter, ha tam burada ismin sonunu eklemiş diyecektir. X dediğim şey zaten yani koordinat sisteminde X ve Y bu. Buna baktığı zaman da ha, point'e vermiş diyecek. Ama ne olduğu anlaşılması zorsa, önemli bir değişkense buna açıklama yazabilirsiniz. Ama metotlarınıza açıklama yazın. Mümkünse yorum satırı ekleyin. Yani mesela şurada şunu ekleyebiliriz. Yani 3 tane yere göre burada 2 tane. Kontrol objesi multiline özelliğine sahip olmadığı için arada bu kod satır gereklidir diyorum. Yani adam burada baktığım zaman tamam, işte yorum niye yazmış, tamam. Bunu amacını anlatmış yani. Niye kullandığını. Ama tutup da siz her şeyin sonuna işte buton, text box falan yazarsanız bu abartıya kalır. Hem vakit kaybı hem de bir anlamı yok. Anlam ifade etmiyor yani. Sadece önemli, yani anlaşılmasını zor olarak düşündüğünüz şeylere yazın. Yorum satırlarını. Yani her şeyin sonuna yorum satır atmak zorunda değilsiniz. O da göz yorar. Yani insanı yorar. Hani 100 atıyorum mesela, kaç satır şu an bu kodlarımız? Şöyle biraz toparlarsak. Mesela 200 satır diyeyim. 200 satır, bir bakmış adam 1000 satır kod var burada. Ya bir bakıyoruz 800 satır yorum. Yani bu gereksiz. Zaten şuna baktığım zaman ben ne olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Az çok bilen insan da anlayacak. Yani şunu açıklayabilirsin. Neden string directory'le kullanıp bu şekilde yaptığını onu açıklayabilirsin mesela. Yani bu şekilde, bu amaçtan, bu sebepten dolayı bunu yaptım diyebilirsin. Bakan kişi belki bizim bilmediğimiz bir yöntem biliyordur, bir kod biliyordur. Burayı düzeltir. O da yorum atar. Bu şekilde düzelttim, bu şekilde daha mantıklı oldu diyeyim. Buraya geldi, buraya yorum satır yaptı. Buraya kendi kodlarını yazdı. Onunla yorum atar. Bu şekilde daha mantıklı. Bunu bu şekilde kullanın demek için yorum atabilir yani buraya. Kodu düzenler ve yorumlar. Bu şekilde summary'de görmüş olduk arkadaşlar. Bu da güzel, kullanışlı bir şey. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yorum satırları hakkında da düşüncelerimi söyledikten sonra bu video bu kadar olsun. Ben arada şunları biraz düzeltirim. Şu an biraz karmaşık oldu. Yani bilmiyorum aslında, beraber mi düzlesek? Yani biraz kursu olabildiğince doğal tutmaya çalışıyorum. Büyük ihtimal çoğu videoyu editlemeyeceğim. Yani uzun sürecek. Siz şey yaparsınız, 2x izlersiniz gerekirse. Zaten bunu ilk tanıtım videolarında da anlatacağım uzun uzun. Yani olabildiğince doğal olarak gitmek istiyorum. Yani bir yerden ezberleyip de aynısını yapmak değil de doğal olarak, yani zaten bu karşılaştığımız sorunlar, hatalar doğal proje geliştirmesinde oluşan şeyler. Yani yeni bir şeyle uğraşıyoruz. Bilmediğimiz bir konuya giriyoruz. Ve unutmuş da olabiliriz yani. O an aklımıza gelmiyor olabilir. Kafamızda başka bir şey olabilir. Başka projeye gidebilir kafamız. Bu tarz şeyler olabilir. Hatalar her zaman yaşayacağız. Zaten amacımız hata çözmek. Çıkan hataları yok etmek. Eğer etmek. Yani ezberlediğim kodları her türlü yazarız zaten. Tekrar yazdığımız için. En sorunsuz, en stabil halini artık ezberlemiş oluyoruz. O yüzden sıkıntı yaşamıyoruz. Ama sıkıntı bu zaten aslında. Ezberlemek, kodu ezberlemek yanlış. Kodu ezberlemeyin. Ne işe yaradığını öğrenin. Yani ezberle olmaz bu iş. Yani bir şey ezberlemek istiyorsanız İngilizce kelimeler ezberleyin. Mesela buton ne? Radyo buton ne? İşte point ne? Location ne? Form ne? Hani bu kelimeleri ezberleyin ezberlemek istiyorsanız. Şu kodun nasıl yazıldığını ezberlemeyin yani. Şu kodun nasıl yazıldığını ezberlemeyin. Bilin sadece, öğrenin. Bu da nasıl olacak? Yazarak olacak. Sürekli aynı şeyleri yazarak değil.
Yeni şeyler deneyerek. Şu an mesela ben daha önce bu kadar çok uğraşmamıştım bu konularla. Yazarak ve yaza yaza ben zaten öğreniyorum şu an. Tekrar pekişiyece öğreniyorum. Beynime yazılıyor. Yani size anlatıyorum. Yani bu şekilde yaza yaza kendinizi geliştireceksiniz zaten. O yüzden yazmaktan korkmayın. Yazın, yazın, yazın. Sonra ama bunları nasıl daha kısaltabilirim sorusu aklınızda her zaman olsun. Yani aklınızda her problem modeli için geçerli bu. Nasıl daha kısa yazarım? Bunu nasıl daha kısa yapabilirim? Bunu nasıl daha bu kodda nasıl daha çok azaltabilirim? Peşinde koşun. Yani şuna bakarak övünmeyin ya işte bu 1800 satır kod yazdım. Yani bu önemli değil ki. Belki o 1800 satır kodu 180 satırda bitireceksiniz belki de. Biraz uğraşsan üzerinde. Ve daha performanslı olacak. Yani düşünün. 1800 satır işlemek mi daha performanslı? 180 satır işlemek mi daha performanslı? Mesela bunu düşünün. Tabii ki 180 satırı tabii arada yani aşırı ağır büyük döngüler kurmadıysanız 180 satır işlemek tabii ki daha kolay, daha hızlı yani. Daha performanslı. Kod önemli olan çok fazla kod yazmak değil, az kod yazmak. Olabildiğince az yani minimum çabayla maksimum sonucu alabilmek önemli olan. Yoksa yani bu da amelelik, bu da kod ameleliği oluyor. Kod yazarak amelelik yazıyorsun. Yani zaten amacımız işleri kolaylaştırmak, insanların işlerini hızlandıracak projeler çıkarmak, ürünler çıkarmak ama siz onun hamallığını yapıyorsunuz. Mesela kod yazma hamallığı yapıyorsunuz. O yüzden daha fazla uzatmayacağım. 4-5 dakikadır konuşuyorum. Böyle videolarda ara ara anlatacağım size. Şeyler olacak. Tabii bunların hepsi benim kendi tecrübelerimden, kendi deneyimlerimden kazandığım edinimler. Bu şekilde şimdilik bu kadar olsun. Devam ederiz. Zaten devam ediyoruz. Şu an daha ilk bölümdeyiz. Yok. Kaçıncı bölümdeyiz? Üçüncü bölümdeyiz. Giriş bölümü ve bir stüdyo ve kitapla ilgili bölümleri yaptıktan sonra şu an bir yani bölümün adı ana menü hazırlamakta ama büyük ihtimalle onu hazırlayamadan bitecek. Gerçi bitmeyecek illa ki hazırlarız da. Anlattığımız konular bölümün amacının dışına çıktı. Şu an benim planladığım arkadaşlar kaç bölüm var? 21 bölüm var. 21 bölüm. Bunların çoğu zaten parça parça modüller. Diğer kurslarımda yani 3. kursumuzda kullanacağımız şeyler. Ve siz her bölümü demeyeyim de mesela bir bölüm, bölüm 1 tanışma, bölüm 2 kitap. Bölüm 3 de biraz hazırlık niteliğinde oldu. Mesela bölüm 4 bir sonraki bölümde SQL'e geçeceğiz biraz. Veri tabanlı uğraşacağız. Kullanıcılarla uğraşacağız. Kullanıcı girişi falan yapacağız. Yani C# ile alakalı olmayacak. Bir sonraki bölüm full SQL ile ilgili olacak. MS SQL ile ilgili olacak. O yüzden burada verebildiğim kadar bilgiyi vereceğim. Bundan sonra SQL'i anlattıktan sonra C# ile SQL'e bağlanıp oradan bilgileri alacağız. Şu an zaten videoları çekiyorum. İlerki şey yapabilir. Videoların, bölümlerin sırası değişebilir. Nihai sırası ne olacak? Şu an gerçekten ben de bilmiyorum. Çekmek istediğim tüm videoları çekiyorum. Belki onları YouTube'a atarım. Belli olmaz. Kursa koymayabilirim. Veya YouTube'daki bir videoyu kursa ekleyebilirim. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Ama dolu dolu güzel bir kurs olacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Şu an çekimlere devam ediyoruz. Bu video bu kadar. Görüşürüz.